Estağfirullah. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Evime nasıl böyle giriyorsunuz? Ne arıyorsunuz? Çıkın gidin evimden. Defolun evimden. Kemal nerede? Kemal yok, gitti. Nereye gitti? Ne bileyim ben, gitti işte. Anası değil misin? He, anasıysan bekçisi değilim ya. Hadi şimdi çıkın gidin evimden arsızlar. Muzaffer Bey'in bacısını bulana kadar size rahat yok. Haberin ola. Çıkın gidin, çıkın. Gidin, soysuzlar. Ağlama Nesli, ağlama. Tek bir oyuncak oldu avradın elinde yavrum. Yaktı oğlumun başını fallik, yaktı. Yapma Nesli, ne olur. Ne talihsizmiş yavrum. Başına çıkacak varmış. Oh, oh benim karabahtım. İyi misin? İyiyim. Bizim buralarda yürümesi zordur. Sizi kendi evimde misafir etmek isterdim ama malum. Sizi aramaya kalkarlarsa benim eve kesin bakarlar. Dert etme. Başımızı sokacak bir yer olsun da. Dedem vefat edince evem babamgillerin yanına yerleşti. Yani anlayacağınız boş burası. Dilediğiniz kadar kalabilirsiniz. Sağ ol Ahmet. Sen olsan yapmaz mıydın? Senin gibi arkadaş herkese nasip olmaz. Hadi buyurun hadi. Çiftlik evine pek benzemiyor değil mi? Mühim değil. Hem sen söylemedin mi? Başımızı sokacak bir yer olsun mu? Aynı zamandır gelen giden yok. Ortalık biraz karışık. Kusura kalmayın. Önemli değil. Biz hallederiz. Değil mi Halide? Tabii ki. Sağ ol Ahmet. Geçmişte sana az çektirmedim. Sense şimdi bana evini açıyorsun. Ben onları unuttum bile. Bu erzaklar size bir süre yeter. Arada yine gelir yoklarım. Hadi kalın sağlıcakla. Sen de sağlıcakla git. Ahmet. Dikkatli ol. Eyvallah. Pişman mısın? Bizi zor günler bekliyor Halide. Bir müddet daha böyle saklanacağız. Biliyorum. Eğer vazgeçmek istersen anlayışla karşılarım. Sana darılmam. Ben seçimimi yaptım Kemal. Senin her şeyi göze aldım. Bu yoldan dönüş yok artık. Böyle bir şey nasıl olur anlamıyorum.
Jandarmaya haber verdim. Tabii yetişkin olduğu için kanuni işlem yapamayacaklarını söylediler ama arayacaklar. Belki nerede olduğunu öğrenebiliriz. Dün akşam Neriman'la görüşmüşlerdi. Ama Neriman da öyle olağanüstü bir hal hissetmemiş. Hatta Halide'yi çok iyi gördüğünü bile söyledi. Dernekten falan konuşmuşlar. Gel. Bir şey buldunuz mu? Yok beyim. Her yere baktık. Kemal denen adamın evine de baktık. Kemal de ortada yok. Tamam, siz çıkın dışarı. Yazıklar olsun Halide. Yazıklar olsun. Bunların döküntüsü eksikti ya. Hey ha. Bakalım bundan sonra neler duyacağız, neler göreceğiz. He. Halide Hanım da gitti ya. Meydan iyicene boş kaldı. Artık ne ediyor belirsiz adamlar dolar çitliye. Bahile. Odanızı bir acele yerleştirin de size içerileri göstereyim. Sen de bir el atıver orada öyle dinelip duracağına. Ha. Senden mi sorulur benim ne yapacağım? Azıcık yardım etsen eline mi yapışır? Dağdan geldiğinde bağdakine akıl mı öğretiyorsun? Kız sus azıcık. O da bağcılar çürütmesin ya. Bu kim oluyor? Aa, yapmayın. Ayıp oluyor ama. Allah Allah. Ne oluyor? Daha ilk günden neyi paylaşamıyorsunuz? Ya gelir gelmez beni emir buyruğu altına almaya çalışıyor. Emirimi alacağım senden. Ben kaç yıldır buradayım biliyor musun? Sen de benim kim olduğumu bil. He. Kim oluyormuşsun? Hanımın anası belli beni de. Serap Hanım hellimizde büyüdü. Öyle değil mi Zehra bacı? Ha, öyle öyle. Şimdi ağzının payını alırsın. Gel gınalı kuzum gel. Gel de senin sevip saydıklarına nasıl çemkiriyorlar duy. Mesele nedir? Sanırsın hanıma. Hem yardım etmiyor hem de ipsiz sapsız konuşuyor. Bu çiftliğin bir nizam var. Herkesin de vazifesi. Siz geldiniz diye bu bozulacak değil. Reşit çiftçi başılığı yapacak. Sen de Seyyare bacı ile Gülizar'a yardım edeceksin. Onlar ne derse onu yapacaksın. Sözlerinden çıkmayacaksın. Anlaşıldı mı? Sen onların yardımcısısın. Ama kızım Hacer teyzen güzel. Anne sen karışma bu işe. Tantana yapıp durmayın. Tenekeye çevirmeyin burayı. Serap Hanım, ben Hacer'in kulağını bükerim. Siz hiç merak etmeyin Serap Hanım. Kız daha bir sinişiniz var. Soframız pek zengin değil. Bu ekmeği çok severim biliyor musun? Küçükken Seyyare Hoca bize bunlardan yapardı hep. O vakitler değişik geliyordur sana. Ama her gün bu ekmeği yersen belki bıkarsın.
sana daha iyi şartlar sunmak isterdim. Tamam. Çok şey eksik. Benim için çok yabancı. Ama ben daha önemli bir şeye sahibim. Sana. Lan'a bak, ne diyorum biliyor musun? Şu benim darlaların köşesine bir tane çardak yapayım. Hem serin olur eser, hem ben orada yatıp kalkarım kardeşim. Darlan oldu ya artık, hemen çekip gidersin. Bizi de saymazsın artık. Ayıp ediyorsun ha. Darlanın yarısı senin oğlum. Bugüne kadar biz ekmeğimizi bölüşmedik mi? Bundan kelli de bölüşürük. O zaman hiç vakit kaybetmeden işletelim. İşletelim de, işleyek diyecektin her an. Kim? Biz mi? Yok. Şimdi beni konuşturacaksın ha. Biz tabii kardeşim, senle ben. Çalışmanın da kazancın da yarısı. Ya ne top sürüyorsun ya? Allah Allah ya. Bir kere de gül kardeşim ya. Hayret bir şey ya. Bu yaştan sonra darlada ırgatlık edip bana revayi hak mı yani? Allah Allah. Ciğerim parçalandı yemin ediyorum kabak. Gözlerimden yaşlar akacak. Sanki seni bilmiyoruz. Çek. Yakında bir de avrat alırsın. He, iyi dedim. Kim alsak ki? Ya nakışçı gillerden Emine var. Çok da iyi kızdır ha. Ya yürü kalk git kabak ya. Aşk olsun ya. Emine mi layık görüyor kardeşim sen bana? Ya nesi varmış ki Emine'nin? Ya nesi yok ki Emine'nin? Bir kere bıyığı var. Çirkin, evde kalmış, yaşı geçmiş, azgın, kudubet karını tekil hanım. Tövbe de, tövbe de. Ama be. Günaha gireceksin. Ya sen kendi suratına hiç bakmıyor musun aynada? Ya ne matah bir şey zannediyorsun sen kendini ya? Bas, bas. Tövbe, tövbe. Benim aklıma yattı biliyor musun? Aklımda da birisi var. Ki? Tanımam. Ama yüce Rabbim onu topraktan değil, nurdan yaratmış, nurdan. Güzel mi güzel, alımlı mı alımlı, çalışkan mı çalışkan, böyle sert mi sert. Kim? Kim kim? Deden kız kim? Ha, tanımazsın gel. Ya kim dedin? Geç. Şey dedin. Ne dedin? Şey dedin.
Nur'dan der, Nur'dan derdin. Lan oğlum kızın ismi Nur'dan falan değil. Allah'ın nurundan diyorum yaratmış Allah onu, nurundan. Nurundan. Ya ben öylesine dedim, Allah'ın nurundan yani. Kızı tanımam. Sana da aşk olsun Güllü be. O Şirretkari'ye haddini bildireceğine kaç yıllık Hacer teyzene laf ettin. Alloş ki alloş kız. Artık biz de eyyam göreceğiz. Gece ahırda, gündüz çayırda ömrümüze ömür katacağız. Sen gönlünü eyle bağalım. Bu fettan karı sebebiyle ne göreceğimiz belli olmaz. Ama vız gelir, tırıs gider. Ferişta gelse keyfimi bozamaz. Oo! Niye omuz silkiyorsun kız? Kız bu koskoca çiftlik kimin elinde ha? Benim, benim. Bundan kelli herkes ağzımdan çıkacak lafa bakıyor. İtibar sahibi olacağız kız, itibar. Yani senin de yediğin önünde, yemediğin ardında. Sevinsene kız. Artık koskoca bir çiftçi başı karısısın. Öyleyik ama kimseye laf diyemi yok. Sen de lafını al git koyunlara, kuzulara de. Esnaftan mı? Esnaf tabii kız. Çiftlik koyun kuzu kaynıyor. Git istediğine lafını de, istediğinde otur sen. Gel kız, gel, gel. Abime karşı geleceğim aklıma bile gelmezdi. Şimdi seni ne kadar sevdiğimi anlıyor musun Kemal? Niye orada duruyorsun? Gelsene. Çocuğumuz olursa adını ne koyalım? Erkek olursa babanın ismini koyarız.
Kız olursa annemin, tamam mı? Muzaffer. Ha? Tamam mı? Tamam. Yatmayacak mısın? Ben biraz oturacağım. Sen yat. Olmaz. Madem oturacaksan beraber otururuz. Halide'yi mi düşünüyorsun? O kadar üzme kendini. Halide aklı başında koskocaman bir kadın. Benim için hala küçük bir kız. Çocukken ne zaman başı sıkışsa önce bana koşardı. Annem babam öldükten sonra kızım gibi olmuştu zaten. O benim kıymetlimdi. Allah korusun. Ölmedi ya. Zor şartlara alışkın değildir o. Ne durumdadır kim bilir şimdi. Kendi rızasıyla kaçmadı mı? Ne yaptığını biliyordur mutlaka. O kadar emin değilim ben. O adam da yokmuş ortalıkta. O adam mı? Kemal mi? Birlikte kaçmışlar demek. Ne oldu Kemal? Bir şey mi var? Var tabii. Sence yok mu? Seni bırakmam artık. Sen benim helalimsin. Nikah kıyacağız. Kaçtım.
çok uzaklar. Sabah sabah ne işin var burada kız? Sana geldim. Bana mı geldin? Ne o? Yoksa sevinmedin mi? Sevinmez miyim hiç? Peki ya Hamza? Seninle. Evde devirmiş uyuyor. O zaman ne duruyorsun? Atla hadi. Ben kullanacağım. Sabah sabah düşürme bize kız. Ya ben kullanacağım. Tamam sıkı tut. Lan baba, ya ben buradan fabrikaya gidiyorum. Ha iş baş saati geldi. Evet, sen git. Sen nerede can? Ben de Reşit amine uğrarım diyor. Ne? Reşit mi? Ha Reşit. Şeytan görsün yüzünü. İnsanı kafa bırakmadı ki gün görmeye sıcak. İnşallah uyuz olur da kaçınacak tırnak bulamaz. Ha, inşallah. Hadi, sen git şimdi. Ha baba, ya... Bu fabrikadaki tezgahtan uçlamaya devam edeceğiz mi? Ya Hamza, oğlum enayi miyik biz? Edeceğiz tabii. Hakan musluk kapatılır mı hiç? Ya o iyi diyorsun da bu Allahsız Reşit bizi kanmazlamasın. Yok, yapmaz. Yaparsa kendi foyasının ortaya çıkacağını bilir. O deyus ilmeği kendi boynuna geçirmez. De hadi sen işine. Ha. Hadi, eyvallah. Hakkını nasıl ödeyeceğiz? Sağ ol Ahmet. Lafı mı olur? Ahmet. Biz bir karar aldık. Evleneceğiz. Evlenecek misiniz? Biraz acele etmiyor musunuz? Sonunda varacağı yer belli zaten. Beklemenin bir manası yok. O vakit. Ne diyeyim? Tebrik ederim. Yalnız fazla vakit kaybetmemek lazım. Bu işi bir an evvel halletmemiz gerekiyor. Evet, abi bizi bulursa evlenme zamanı olur. Nikahın kıyılması için beklemeniz icap edebilir. Malum, işlemler uzun sürebiliyor. Ama bizim hiç vaktimiz yok. Yıldırım nikah yapmak istiyoruz. Öyle hemen nikah kıymazlar ki. Mahkemeden izin almanız gerek. Alırız. Ama mahkemede hükümet tabipliğinden rapor almanızı istiyor. Acil evlenmeleri gerekti. Hükümet konağına gidemeyiz. Beni orada tanırlar. Abime hemen haber uçar. Durun bakalım. Öyle hemen umutsuzluğa kapılmayın. Karataş'ta bir tabip ahbabımız var. Orada belki hallederiz. Muhasebe peşinde koşmaktan yorulmuş Mirim. Şunu bir imzalar mısın?
Hala bir haber yok değil mi? Yok. Aklım hep onda. Ben de çok üzülüyorum Muzaffer ama elimden bir şey gelmiyor. Yine de ümidi yitirmemek lazım değil mi? Bakarsın döner gelir. Ha? Hiç değilse iyi olduğuna dair bir haber alsam bari. Bu bile yetecek bana. Günaydın. Aile cüzdanı. Biz Kemal'le evlendik. Bir şey söylemeyecek misin abi? Ne yaptığının farkında mısın sen? Gayet farkındayım. Beni ezip geçiyorsun ha? Peki ne diye karşıma çıkıyorsun? Bu ne cüret? Ben kötü bir şey yapmadım. Sevdiğim adamla evlendim abi. Abimi? Kendi başına kararlar alacaksın. Görüşmeni bile yasakladığım adamla nikah kıyacaksın. Sonra da karşıma dikilip bana abi diyeceksin, öyle mi? Abi lütfen. Beni biraz anlamaya çalış. Sus! Sakin ol Muzaffer. Abi deme bana. Senin abin yok artık. Madem evlendin, kocan olacak o adam baksın sana. Çek git buradan. Gözüm görmesin seni. Thank you.
Şu Allah'ın işine bakın Pakize Hanım. Siz bu yanlıya doğru gidiyorsunuz ya. Ders alıp ben de o yanlıya doğru gidiyorum, biliyor musun? Dayım darlaları verdi, biliyor musun? Öyle uçsuz bucaksız, ucu bucağı yok. Bana ne? Sana ne olur mu? Artık öyle ipsiz sapsız takımından değerlik. İyi, aferin sana. Ya kızma be kızım. Ya bak şu mahallede sendeki akıl kimsede yok ya. De hele bana ne ekip için? Ya senin tarlan tokadın beni hiç ilgilendirmiyor, anladın? İlgilendirir, ilgilendirir. Öte bile gider. Söyleyeceğin laf mem. La havle ve la kuvvet. Patates mi eksem diyorum yoksa buğday mı? Soğan da olabilir. Pamuğa ne diyorsun? Elinin körü. Kızınca ne güzel oluyorsun sen ya. Yanlış anlamayın. Hayat müşterek tabi. Ya bizim seninle müşterek hiçbir şeyimiz olamaz. Yürü git yoluna. Ya gidiyorum ben hep bu yoldan gidiyorum. Biraz öteden yürü o vakit. Hadi yallah. Allah Allah. Ya ben sana biraz öteden yürü demedim mi? Öyle denk geliyor. Ne yapalım? Bu da denk geldi mi? Geldi. Geldi kız. Şimdi sıkıysa gel bakalım. Avrattan can mertlik fışkırıyor şerefsizim var ya. Nasıl vurdu kız öyle? Cumhurbaşkanı Antep'e mi geliyor? He kardeş, Antep'e geliyor. Gelsin, gelsin. Aynısın be ana. Sana eşlenmek yok mu? Yavrum, hoş gelmişsin. Hoş gördük. Nerelerdeydin? Uzaklardaydım ana. Uzaklara gittiydim. Sen nasılsın Fattun? Ben iyiyim Yılmaz abi, sağ ol. Karnın açtı. Sana yemek hazırlayalım. Yok. Almayacağım ana. Aa, seni aç mı göndereceğiz buradan? Sağ ol. Ben helallik almaya geldiydim. Helallik mi? He. Yavrum, ne et içende helallik istiyorsun? Yoksa... Yavrum, delirdin mi oğlum? Aklına mukayyet ol. Seninki yol değil. Dipsiz kuyuya mı sokacaksın kendini? Yüreğim mahşer yeri gibi ana. Öyle bir yanıyor ki bilemem. Biliyorum. Yaran var, biliyorum. İçindeki bu ateştir yarana açık tutan. Unut bunları. Yoksa bu ateş seni de yakacak. Unutamam ana. Kararlıyım. İntikamımı almadan rahat yüzü yok bana. Hakkını helal et. Helaldir. Helaldir. Sen de hakkını helal et Fattun. Helal olsun. Beni nasıl hiç sayardı o adamla evlenir? Muzaffer, sakin ol. Olan olmuş. Bugüne kadar gözüm gibi korudum onu. Gözüm gibi. Bana öz abisini nasıl yapar bunu?
aklına koymuş bir kere. Bana kalırsa aklını kaybetmiş. Yoksa bu rezaleti yaşatmazdı bize. Muzaffer, sakin ol. Ne olur Muzaffer, sağlığını düşün. Ödüm kopuyor sana bir şey olacak diye. Evlilik cüzdanını görünce belki yumuşar dedim. Bize engel olamayacağını anlar, affeder diye düşündüm. Ama öyle olmadı. Yüzünü bile görmek istemiyorum senin dedi. Artık abin yok dedi bana. Olan oldu. Üzülme artık. En azından peşimize düşmeyecek. Bundan sonra saklanmamıza gerek yok. Ne yapacağız peki? İstikbalimize bakacağız. Kendimize yeni bir hayat kuracağız. Oradaki göverleri iyice bir yoklayın bakalım. Akıtan, sızdıran bir şey var mı? Bir bakın. Suyu ziyan etmeye, değil mi? Hadi bakalım, hadi, hadi. Buyur Yasin ağayım, dinle Begüm. Sağ olasın. Sağ olasın. Hadi, hadi. Öyle kımıl kımıl taşımayla koca ambar dolmaz. Acele edin biraz. Değil mi? Şuna bak hele şuna. Sanırsın ki evveli beri çitçi başıydı. Hıh. Vırrihler. Sanki babanızın çifti. İş görmeye değil de gelmeye gelmişsiniz. Yasin ağa, sen de şu öllözlerin başında bir duruversene. Fes taşısınlar malları. Reşit Efendi. He. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Şimdi hırslanacak bir şey yok. Ben vazifemi yapıyorum. Senin vazifen bana iş buyurmak mı? Çiftçi başı dediğin beyden hanımdan sonra gelir. Sana da iş buyuracağım elbet. Bana buyuramazsın. He. O vakit Muzaffer Bey'le Serap Hanım'la bu meseleyi bir daha konuşak. Yok. Konuşmaya gerek yok. İşin rengi belli oldu. Bana yol göründü. Ay, aman dur Yasin'a, nereye gidiyorsun? Şimdiye kadar durduğum kabahat. Dur hele canım, birdenbire celallanıp da ha? Bu yaştan sonra çoluk çömbeleğin maskarası olamam. Bakın işinize. Hadi. Bakın. Biz geldik ana. Kemal.
Sana gelinini getirdim ara. Gelinin mi? Evet ana. Biz nikah kıydık. Halide artık gelinindir. Senin de rızanı alamadık ama. Rızamı alacaktınız he mi? Tabii alacaktık ana. Ama çok acele davranmalıydık. Başka çaremiz yoktu. Allah mesut etsin Kemal abi. Sağ ol Fatma. Darısı başına. Halide yengen buraların yabancısı. Ona arkadaşlık edersin değil mi? Ederim Kemal abi. Sağ ol. Ben artık gideyim de size. Ver elini öpelim ana. Bizim sende ne hakkımız olacak ya? Hatırını kırmışımdır. Gönlünü yaralamışımdır. Dünya gayret. Hep kızıp dururdun ama tövbe hiç gücenmedim sana. Bir babam bir ağam gibi saydım seni. Sağ ol. Sağ ol. Bu vakitten sonra nereye gidersin ha? Ne yaparsın? Kalıp çiftlikte yanlansaydın ya. İyi düşündün mü Yasin ha? Düşünecek yanı yok gayrı. Allah uçmayan kuşa alçacık bir dal verir. Bir yer bir yurt bulur mu elbet? Elinin eti mi kaldı şu çiftlik için? Böyle zabadanak bırakılır mı canım? Bırakılır. Tuzunacak dal kalmayınca bırakılır. Muzaffer Bey'e haber vermeyecek mi? Onunla vedalaşmayacak mısın? Bu çiftliğin her bir karış toprağında alnımın teri var. Muzaffer Bey'in bebeliğini bilirim. Elimde büyüdü. Ama elden vefa, zehirden şifa. Ömrüm boyunca onu asla affetmeyeceğim. Hadi, sağlıcakla kal. Hakkınızı helal edin. Aman helal, helal olsun. Pek komşuluk yapamadık ama helal olsun. Aç mısınız? Açız ana. Bu yaşa kadar öğrenmişsindin haral. Yemek yaparsın değil mi? Yaparım tabii. Madem ki artık gelinimsin, gelinlik yap da görek bakalım. Dur ben sana yardım edeyim. Sen dur hele. Yakışık alır mı hiç? Sen onun erisin artık. Çalışanı değil. Bundan kelli o sana hizmet edecek. Sen ona değil. Yedirecek,
içirecek. Rahmetli babana bir gün olsun yemek pişirttim mi ben? Ezana kadar tarlada çalışırdım. Gene de erimin aşını önüne koyardım. Anne, Halide daha evimizi de adetimizi de bilmez. O vakit öğrenecek. Gelin olmayı bilmiş ya. Erine hizmet etmeyi de bilecek. Giyilecek temiz köynek de kalmadı ha. Ne olacak halimiz böyle? Bizi bu hale düşüren Allah bin belasını versin. Ana! Döndün mü? Sen ananı ne belledin ki? Avratların hasıdır o. Dünkü bebe istedi diye evini erini bırakacak değil ya. Elbet dönecek. Yok, dönmedim. Ama ahlım hep sizde. Bir fırsatını buldum, gidip bakıvereyim dedim. Yemek de getirdim size. Ulan ana, ulan ana. Ya karnım da acıktıydı zaten. Gelmişken etrafı neyin de toplarım. Kirlileri de yoyayım. Eline sağlık. Hakkını nasıl ödeyeceksek. Ha, geldiğimi kimseye demeyin. Gülünün haberi olmasın. Yoksam ne edeceği belli olmaz. Biliyorsunuz. Biliyorum, biliyorum. Kime çekmişse deli Razi'ye. Onun gibi evlat düşman başına. İnsan hiç atasına ağasına elini kaldırır mı? Kaldırmaz ama oldu bir kere. Yüreğinizi kabartmayın. Zamanla unutur geçersiniz. İnsan yediği dayağı hiç unutur mu? Unutur. Ben nasıl unuttum senden yediğim dayakları? Siz de unutuverin. Anam! Haberin büyüğünü vermeyi unuttum. Daha ne? Muzaffer'in bacısı evlenmiş. Evlenmiş mi? Ne ara? Ana, şimdi büyük haber dediğin bu mu? Haberin büyüğü o değil. Kiminle evlendi? Kemal'la evlenmiş. Kemal mı? Hangi Kemal? Hangi Kemal olacak? Gülünün belalısı Kemal'la. Halide Hanım, Kemal'le mi evlenmiş? Hani şu ciğeri beş para etmez Kemal'le? Mart havalı okuma kız. Muzaffer müsaade verir mi hiç? Ha, Muzaffer Bey'den müsaade isteyen kim? Basmışlar Yıldırım nikahını, geçip gidivermişler. Gerçi Muzaffer Bey kızı çiftlikten kovdu. Ama hak etti tabii. Yani hak etti. Ay neyse. Tuz nerede acaba? Oradadır. Ararsan bulursun. Otur sen. Bırak halletsin. Affedersiniz, ben nasıl düşündüğünü anlamadım.
Çorba taşıyorum. Çorba Hayırdır? Pek hayır değil beyim. Yasin Ağa gitti beyim. Bizim sizden bir istirhamımız olacaktı. Yasin Ağa bu çiftlikte hepimizin babası sayılır. Yani bu çiftlik için de az şey yapmadı. Şimdi bu yaştan sonra kimin kapısına gider de bir dilim ekmek bulur. Niye gitmiş? Reşit beyim, bana emir verdi. Yasin Ağa da bu yaştan sonra emir almak bana yakışmaz dedi. Çünkü içirlemiş zar. Elinizi ayağınızı öpeyim beyim. Yani sizin bir lafınız için boynum kıldan ince ama benim demem şu ki, verdiğiniz karardan geri dönseniz de Yasin Ağa'yı tekrar çiftliğe getirip çiftçi başı yapsanız olmaz mı? Çiftliğin hanımı bir karar vermiş. Ve bu karar değişmeyecek. Lakin Yasin Ağa bizim emektarımız. Bu yaştan sonra sefalet içinde olmasına gönlümüz razı olmaz. Birkaç gün geçsin, sakinleşince ben gider icabına bakarım. Sağ ol. Eline sağlık Halide. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Beğendin mi? Beğenmez miyim? Beğendim tabii. Ne oldu ana? Ne biçim çorba bu? İçim almadı vallahi. Kalkayım da kendime bir yumurta yapayım bari. Sağ ol. Niye? Çok hoşuma gitti. Ne hoşuna gitti? Beni onların yanında ezmemen. Yapar mıyım hiç? Benim için o kadar önemli ki. Kararıma saygı duyman, verdiğim kararın arkasında durman. Elbette duracağım. Seni üzer miyim? Üstelik burada çocuğumuzu taşırken.
Uykum geldi. Hadi yatakları hazırlamayacağım mı? Hazırlarım tabii. Ama ben nerede olduklarını bilmiyorum. Dur ben sana göstereyim. Yataklar içeride. Vallahi insanın inanası gelmiyor kız. Kaşla göz arası kıydılar demek nikaha. Oh, keyifler gıcır vallahi. Koskoca çiftlik sana kaldı desene. Kız sen gittiğinden beri tekmil çalkalanıyor ortalık. Koskoca Muzaffer Bey nasıl oldu da tenekeye geldi diye şaşırıyorlar. Güllü nasıl da ayağına getirdi diyorlar. Ay sahi kız, şu Ramazan meselesi nedir? Anlatsana aslını astarını. Ne Ramazan'ı, ne meselesi? Aa, haberin yok mu? Neden haberim yok mu? E Muzaffer Bey söylemedi mi sana? Çatlatmasana insana. Neyi söylemedi mi? Muzaffer Bey Ramazan'a topraklarını geri vermiş. Yok canım. İmkansız. Yanılıyorsundur. Muzaffer niye böyle bir şey yapsın? E ben de inanmadıydım başta o salak Zaloğlu'na. Ama görmüşler. Neyi? Muzaffer Bey mahalleye gelmiş Ramazan'ı görmeye. Sonra tam o fenine bindirmiş Ramazan'ı, birlikte çekip gitmişler. İş bilmez şeysin sen. İki su taşımayla için dışına çıktı. Kime yetecek bu su? O güğümün birini şu bakraça boşalt, ötekini de küpe, git bir daha doldur. Makineler ne olacak? İşler bitti Reşit Ağa. Burada ne arıyorlar o vakit? Koskoca çiftlikte koyacak yer mi bulamadınız? Bunları götürün arkadaki boş yere koyun. Sen ustaydın değil mi? He ya ustayım. He. Bu ambarın arkasına bir tane çinkodan örtme çakılacak. Bundan kelli bütün tarım makineleri örtmenin altına çekilecek. Anlaşıldı değil mi? Anladık Reşit Ağa. Halloş, halloş, halloş. E hadi bakalım.
Kolay gelsin. Haydi. Oh, Kerem'ine şükür. Bugünleri de bize gösterdin ya. Maşallah elime. Sanki anadan doğma çiçibaşı. Aferin kız, aferin. Ne tevatür konuşuyorsun sen öyle? Gün bugün değil mi? Saat o saat değil mi? Konuşacağım elbet. Konuş kız, konuş. Hep el alem mi demdevran yapacak? Biraz da biz gönene. Değil mi? Oh. Pakize artık yengen olur oğlum. Bundan böyle öyle delikten bakma, kıza ilişmek yok. İyi akşamlar canım. Sana da. Ne oldu? Neyin var? Yok bir şey. Var var. Anlatmayacak mısın? Duyduklarım doğru mu? Ne duydun? Güya sen Zaloğlu'na toprak vermişsin. Yok öyle bir şey değil mi? Zaloğlu'na toprak falan vermedin. Verdim. Verdin mi? Doğruymuş demek. Dayısı olarak yapmam gerekeni yaptım. Ya bir koca olarak yapman gerekenler? Beni kaçırıp zulmetmedi mi? Olanları unuttun mu? Unutmadım elbette. Ama bu çok başka ve hassas bir mesele. Haklısın. Bu çok hassas bir mesele. Ama bu hassas meseleyi senin terazin doğru tartmıyor Muzaffer. Mükafat verir gibi toprak veriyorsun. Mükafat falan verdiğim yok. Anasının hakkı olan toprakları verdi. Ne diyor kız bu? Aman ne diyecek be? Adı Gülne ama kendi çalı dikeni. Baksana, beyin yaptığına ettiğine karışıyor ya. Yaptıkları yanına kar mı kalacak? Nasıl biri olduğunu bilmiyor musun? Geçmişte olanlar da bu durumu karıştırma Gülne. Sana yaptıkları yüzünden hakkı olanı vermemezdik, edemezdik. Benden daha mı kıymetli? Niye bağırışıyorlar acem? Hanım mal derdine düştü Zahar. İnşallah bir delilik yapmaz. Madem böyle bir niyetin, niye sormuyorsun? Neden söylemiyorsun? Güllü yeter. İşine gelmeyince yeter değil mi? Soruları yalnızca sen sorarsın. Sana hesap verecek değilim. Mal benim. İstediğime veririm. Senin ha? O dağıttığın topraklar yalnızca senin değil. Karnımdaki çocuğun da toprakları. Ve ben onun hakkını Zaloğlu gibilere yedirtmem.
Hindi. Aç kapıyı. Aç şu kapıyı Güllü. Aç şu kapıyı lütfen. Başka türlüsü elinden gelmezdi. Bana yakışmaz, anlıyor musun? Güllü. Bu topraklar onun hakkı. Sana yaptıklarıyla bunun bir ilgisi yok. Selamun aleyküm. Hafız efendi. Ne oldu? Kapanmış derne. Hiç yakışıyor mu senin gibi bir vazife-i Rabbani sahibi adama böyle hareketler Hafız efendi? Ha? Sen mi kapattın? He lan ben kapattım, ne olacak? Niye kapattın? Avrat gözetlemek günah değil mi? Çarpılmayacak mı? Öbürkü dünyada bunun hesabını nasıl vereceksin Hafız efendi? Ramazan, senin nasihatlerini dinleye dinleye sıtkım sıyrıldı. Baktım, baktım ne bak, baktım lan. Adam olan adam komşusuna hiç bunu eder mi lan? Eder. Yapma Hafız, yapma. Ramazan, bırak. Yapacağım, dinim hakkı için yapacağım. Deleceğim. Yapma. Pakize'ye bakmayacaksın. Baktırmam. Yoksa. He. O kafama koyduğum kız Pakize. Tövbe estağfurullah. Utanmaz, avlanmaz. Pakize bugüne bugün senin yengen olur. Utanmıyor musun yengene yan gözle bakmayan? Ya yürü kalk git Hafız, beni dellendirme ha. Yengenmiş. Nereden yengem oluyor lan? Kendi kendine gelin güvey olayın. Allah Allah, kız sana göz ucuyla bile bakmıyor oğlum. Arkadaşının yavuklusuna göz koyan adamdan hayır mı gelir? Ya ben seni bu evde istemiyorum artık ya. Senin gibi ırz namus düşmanı adamın evinde zaten istesen de durmam. Asıl ben seni istemiyorum lan. Destur, destur. Get o vakit. Lan gidiyorum zaten. Uğurlar olsun. Hafız bir daha gelmem ha. Gelirsen de kovarım zaten.
senden görüşeceğiz. Yarı dedim. Alavını başına aç. Yarı dedim. Yarı. Tutmayacak mısın? Şeker ver hele. Yarın olsun da sana sandıktan bir yazma çıkartalım. Niçin? Böyle başın açık gezecek değilsin ya. Ana, Halide böyle gezmeye alışık. Yazmayla gezmeye de alışır. Bu cız cıbıl entarelerle dolaşmak yakışık almaz. Bir de usturuklu bir fistan dikmek icap eder sana. Ana. Ne var? Halide öyle biri değil. Giyimine kuşamına karışamayız. Alimin ağzına laf mı verelim? Yakında başlar köy çalkalanmaya. Başlarsa başlasın ana, bize ne? Madem ki gelinimiz oldu, adetimiz, töremiz neyse uyacak. Biz ne yapıyorsak o da onu yapacak. Ne giyiyorsak onu giyecek. Beğenmiyorsa... Aha, kapı orada. Ana, Halide benim karım. Ona karışmak sana vazife değil. Hoş geldiniz Muzaffer Bey. Hoş bulduk. Muzaffer. Muzaffer.
İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi geceler azizim. Bakıyorum fikrini değiştirmişsin. Evet. Sen bu akşam gelmeyeceğim dememiş miydin? Demiştim. Sonra ne oldu? Bırak Allah aşkına Zekai. Bu gece kâfi derecede sorulara muhatap oldum zaten. Yiyecek bir şey alır mısınız efendim? Hayır. Beyin salatasına da mı hayır diyeceksin? Sadece rakıya evet diyeceğim paşazade. Geldiğin iyi oldu. Zira Zekai ile başa çıkmak imkansız. Benimle değil paşazade. Gerçeklerle baş edemiyorsunuz. Muzaffer. Biraz hızlı başlamadık mı? Tamam, başka soru yok. Kolaysa başına gelsin. Rahatın iyi mi? Yok inşallah bir yaramazlık falan. Yok. Çok şükür. Kele. Bacım, o ne kadar az odun öyle. Burada kaç kazan kaynıyor biliyor musun? Az biraz daha getirirdin. Acelesi yok ya. Getiririm sonra. Bacım. Burada böyle kafana göre iş göremezsin. Vallahi Serap Hanım'a söylerim. Aa, bu avrat iş göremiyor derim. Ertesi gün kendine tarlada buluverin ha. Gideyim o vakit. Oh, belim de çok ağrıdıydı ama hemen şimdi alır getiririm. İş görmek amma zahmetli oluyor ya. Koca karılar ne diyor biliyor musun? Keramet sahibi değilim, bilmiyorum. Ne diyor? Yanacağız ki ne yanacağız? Cehennemde yanacağız. Adana'nın sıcağı da hiç çekilmiyor. Bazı geceler öyle darlanıyorum ki çıplığını vereyim. Allah sen. Üstümde ne var ne yok. Hepsini çıkar. Ay, şunları alayım da hanıma götüreyim. Canı falan çekmiştir. Tabii. Ona iyi bakmak lazım. Öyle değil mi? Allah'ım,
Sen ne büyüksün ya Rabbi. Atatürk ilke ve inkılaplarından her sapma bizi daha da gerilere götürecek. Yapmayın Mirim. Zamanla ahkamın değiştiğini göz ardı edemeyiz. Atatürk'ten beri zaman ve zemin çok değişti. Yeni şartlara yeni ahkam lazım. Sizin o yeni şartlar dediğiniz aslında çok eski. Gericiliğin nesini yeni sayıyorsunuz Allah aşkına? Çoğunluğun arzu ve iradesine boyun eğmekten başka çıkar yol mu var azizim? Yoksa nerede kalırdı bizim demokratlığımız? O halde milli mücadele neye karşı verildi? Gericiliğe kapıları açacaksak onca kan niye döküldü Paşazade? Ha? Darılma ama Muzaffer'cim. Senin bu telaffuzların parti içinde de rahatsızlık doğuruyor artık. Demokrat Partili oldum diye aklımı bir kenara koyacak değilim Paşazade. Gerçekler ortada. Asıl bunlara gözünü kapayanlar düşünsün. Anlaşıldı. Seninle siyaset konuşmak için müsait bir gün değil. Halide hususunda ne düşünüyorsun Muzaffer? Bir şey düşünmüyorum. Demek kızgınlığın hala geçmedi ha? Evet. Geçmeyecek de. Halide senin kardeşin Muzaffer. Aranızda ne yaşanmış olursa olsun onu değiştiremezsin. Evet. Bence de Neriman haklı Muzaffer. Bu öyle bir çırpıda kesilip atılacak bir şey değil ki. Kestirip atan ben değilim. Halide'nin kendi kararı. Eminim yola çıkmadan önce sonuçlarını da düşünmüştür. Sen de biraz anlamaya çalış lütfen. O da iki arada kaldı. Rica ederim bu mevzuyu kapatın. Üstünüze vazife olmayan şeylerle kendinizi yormayın. Evet. Biz müsaade istiyoruz. Ben de çıkayım. Bu gece kâfi. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Böyle olmasını istemezdim Lena. Seni kırdıysam eğer... Kırmak bu durum karşısında hafif kalır. Seni beyefendi bilirdi. Önce benimle alakadar oldu. Sonra tersledi. Ne hissettiğimi tahayyül bile edemezsin. Bak Lena, inan hiç sırası değil. Üzgün olduğumu söyledim. Üzülmelisin de. Lakin benim kadar üzülmüş olamazsın. Yine de içim rahat. Neden biliyor musun? On rekord sekolona sövme. Yani sen de ektiklerini biçeceksin. Layık olduğun şeyi yaşayacaksın. Sen ancak öyle bir kadına layıksın. Kemal. Bu evde daha ne kadar yaşayacağız?
Belki kendimize yeni bir hayat kuracaktık. Kuracağız. İyi de ne zaman? Bilmiyorum. Ben çok bunaldım Kemal. Annen çok fazla üstüme geliyor. Hem buranın şartları da hiç kolay değil. Bütün gün su taşımaktan, iş yapmaktan canım çıktı. Haklısın. Ama biliyorsun işsizim. Bir müddet daha sabretmemiz gerekiyor. Başka ne yapabiliriz ki? İkimize ait bir yuva kurarız. Ama nasıl Halide? Elimizde avucumuzda 5 kuruş yok ki. Bağ evini satarım mesela. Nasıl olsa benim üstüme. O parayla da şehirde bir ev alırız. Oraya yerleşiriz ha? Düşünürüz. Kemal. Düşünecek bir şey yok. Annen beni kaçırmak için elinden geleni yapıyor zaten. Buna daha ne kadar dayanabilirim? Tamam. Sen nasıl istersen. Beni mi bekliyorsunuz? Vazifemiz efendim. Ne vakit kalkmak isterseniz o vakit kalkarsınız. Biz buradayız. Peki. Hesabı verin bakalım. Saatte ne işin var senin burada? He? Bir şey mi oldu? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun?